Hiç düşündünüz mü? Yaşadığınız yerde bir çocuğun evinin önünde bisikletiyle turlarken polis panzerinin altında kalarak ölme ihtimali nedir sizce? Olay Türkiye'de Şırnak İdil'de yaşandı. 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu 3 Eylül'de böyle can verdi. Aynı gün defnedildi. Polisin başına bir şey gelmedi. Olayın tek başına ne mevcut iktidar ve rejimle ne de ondan öncekiyle münasebeti yoktur. O toprakların kadim sorunudur bu. Ülke basını güvenlikçi politikalar gibi süslü laflarla cinayetleri meşrulaştırırken sağlıklı fikir yürütmek güçtür. Sözüm ona genelin refahı için ağır bir misyon yürütülmektedir. Küçük mihraç görev kurbanıdır. Son 10 yılda 16'sı çocuk 36 kişi panzerin altında can verdi. Mihraç 37.si olarak kayıtlara geçti. Devlet kimin kimi öldürdüğünü çok iyi bildiği halde her defasında konuyu kapattı. Arkasını sağlama alan asker polis de devam etti insanları ezmeye. Çözüm süreci buzdolabında. Niye? Bozulmasın diye orada tutuluyor. Amaç reis sıkıştıkça kullansın. Şu ara ne zaman seçim barajı, yeni anayasa, Kürt meselesi tartışmasına denk gelsem kanal değiştiriyorum. Ankara'nın bir sistem kuralım da 100 sene devam etsin gibi bir derdi yok, hiç olmadı da. Konu Erdoğan özelinde daha pragmatist. Amacı o günkü mıntıka temizliğini yapmak, sıradaki engeli aşmak, bir biçimde seçimi almak, rakiplerini sindirmek. Yani günü kurtarmak. Sonrasını düşünmedi ki hiç. Sırası gelince bakarız deyip geçti. Haliyle laf ve vaatlerin de tutarlılık arayanlara şaşıyorum. Milletin bir hafızası yok evet. AKP'nin %30'larda seyretmesi çok acayip. Evet. Kanun kitap hak getire ne bir meclis var ne de anayasal düzen. Evet. Durumların kısa vadede değişeceği de yok. Evet. Peki mücadele ve çözüme dair bir ışık var mı? Hayır. Öyle bir bataklık ki debelendikçe içine çekiyor, çıkış için sopa uzatan yok. Erdoğan'ın karşısına kimi koysanız seçilir durumdayken adeta kimi aday gösterelim de Erdoğan'ı güçlendirelim gibi bir çaba var. Bir de demezler mi? Adayımızı çıkarıp erkenden yıpransın istemiyoruz. Sevsinler. Henüz bir cumhurbaşkanı adayları yok hatta kısa vadede seçim olsun da istemiyorlar. Kendi kendine eriyip gitsin diye bekliyor, zamana oynuyorlar.